Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çiçeğimin anlatımını yapacağım. Zaten var olan bir çiçek modeliydi. Kendi tarzımı katarak farklı bir görüntü elde etmeye çalıştım. İnşallah siparişte zaten dikimiyle birlikte diğer eşinde birlikte yapacağız. İpim şöyle nako pırlantanın arkadaşlar devam olmadığı için şu an elimde numarasını söyleyemiyorum. Sütlü kahve diye alıyorum. Zaten sayfamda ben bu tonu hep kullanıyorum, bu rengi. Tığımda böyle şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 numara 1,75 milim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce sihirli bir halka yapıyorum. Canlar şöyle. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Şuradan ilmeğimi çıkardım. Şu şekil. İki tane zincir çekiyorum. Bu halkanın içine bu battığımla birlikte 7 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7. Sonra şöyle sıkıyoruz. Şu başına kaydırma tekniğiyle batıyorum. Şöyle bir yuvarlak oluştu. Tekrar ipim kırıldı. Şöyle arkadaşlar, şimdi oldu. Şimdi 10 tane zincir çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çiçeğin anlatımını yapacağım. Dikimiyle göstereceğim. Zaten var olan bir çiçek modeliydi. Kendi tarzımı kattım sadece. Şöyle patiklerimde çok sık kullandığım bir çiçek. İnşallah bu siparişimdi. Diğer bir eşini birlikte öreceğiz. İpim nako pırlanta arkadaşlar. Devam olmadığı için renk numarasını gösteremiyorum. Sütlü kahve diye alıyorum genelde. Tabi numarasıyla alırsanız daha iyi olur. Bu tonu kullanıyorum ben genelde patiklerimde. Tığımda şöyle 2 numara 1,75 milim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sihirli bir halka yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Biraz daha kısa bırakabiliriz ipimizi. Çok da zayi etmeyelim. Şöyle arasından çektim. İki zincir çekiyoruz arkadaşlar. İçine sihirli halkanın battığımla birlikte 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkalım. Bakalım. Şuraya batarsam 1 2 3 4 5 6 8 tane. Çok özür dilerim. Hemen bu iki zincir çektiğim yer değil de şu yanındakine, zaten biliyorsunuz benim birleştirme tekniğimi. Şöyle bakın bir yuvarlak oluştu. Birleştirdik. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle arkadaşlar, 10 tane zincir çektim. Hemen şu yanındakine, buna değil şuna sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir adet sık iğne. Başına alıyorum. Diğer yanındaki zincire çakma sık iğne yapıyorum. Bir adet. Başına alıyorum. Diğer yanındakine ikili trabzan. Bir adet. Birer adet bunlardan yapıyoruz. Şimdi bir adet sık iğne normal, bir adet çakma sık iğne, bir adet ikili trabzan. Şimdi başını iki kere doluyorum. Yanındaki zincirin üzerine 3 seferde çıkıyorum. Üçlü trabzan. 1. Bu üçlü trabzandan 3 adet yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2. Son üçüncüyü de yapıyorum. 3. Bakın. Şöyle oldu. Hemen
Tekrar baştakini bir adet ikili trabzan, yanına bir adet çakma sık iğne, bir adet normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yanındaki zincire CC şekliyle şöyle batıyorum. Şöyle canlı. Bat. İlk yaprağımız oluştu. Şöyle. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle zincirlerimi çektim. Yanındakine hemen normal sık iğne yapıyoruz bildiğimiz. Diğer yanına bir adet başına alıp çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz başına alıp. Diğer yanına şöyle başına aldım. İkili trabzan iki seferde çıktım. Hemen şimdi 3 adet de üçlü trabzan yapacağım. Başını iki kere doluyorum. 3 seferde çıkıyorum. Bakın 1, 2, 3. Başını iki kere doluyorum. 3 seferde 1, 2, 3. Başını iki kere doluyorum. 3 seferde 1, 2, 3. Bakın şöyle arkadaşlar. Tekrar yanına ikili trabzan. 2 de çıkıyorum. Böyle. Bir yanına çakma sık iğne başına alıyorum. Hepsini birlikte çıkıyorum. Son kalanı normal sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bir yanındaki sık iğne başına CC kaydırma şekli tekniği dediğimiz teknikle çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir tane daha yapalım arkadaşlar. Sonuna gelelim inşallah göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir adet normal sık iğne. Bir adet çakma sık iğne başına alıyoruz. Bir adet başına alıp şöyle ikili trabzan. 3 adet. 2 kere başını dolayıp üçlü trabzan 3 seferde çıkıyoruz. Arkadaşlar çok istendi. İnşallah yani sayfamda yaptığım bütün çiçek modellerinde inşallah anlatımını yapacağım. Şöyle 3 tane sırasıyla çünkü inanın biz de ev hanımıyız, zamanımız çok kısıtlı oluyor. Çocuklar, okul, iş, yemek yani günlük her şeyimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan siparişler şöyle kaydırma tekniği 3 adet yaprağım oldu arkadaşlar. Şimdi böyle 8 adet bakın göründüğü gibi yaprak yapacağım aynı şekilde yapalım. İnşallah sonuna tekrar anlatmayı devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Canlar son yaprağına geldim. Şöyle 8 adet yaprak yapacağım. Son yaprağını da birlikte yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ilk zincire sık iğne yapıyoruz. Başını alıyorum. İkinci yanındaki zincire şöyle çakma sık iğne başını alıyorum. Yanındakine ikili trabzan 2 de çıkarıyorum. 2 de çıkıyorum. Şöyle yanına 2 kere başını dolayıp şöyle 3 seferde çıkıyorum. Bakın 2 kere başını doladım. Şöyle 3 seferde çıktım. 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Yapan arkadaşlarım da var. Herkesin tarzı farklı arkadaşlar. Yani çok ufak şeyler böyle oynayarak kendi elimize göre uyarlıyoruz çiçeklere de. Şöyle sonuna her detayını da sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Elimden dilimin döndüğünce elimden geldiğince inşallah. Ben zaten Instagram'da da çok cevaplayan yani kesinlikle yaptığım şeyleri kendime saklayan biri olmadım hiçbir zaman.
Instagram'da da her şey elimden dilimin döndüğünce cevap vermeye, müsait oldukça cevap vermeye çalıştım. Çok istek üzerine ben açtım kanalımı. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşumdur canlar. Şöyle bakın, sonunu da yanındakine hemen birleştirip şöyle bir zincir çekerek şu arkada, yani gelişi güzel şöyle bir yere sabitlemek amaçlı. Şöyle, yani ipi arkaya atmak için arkadaşlar. Maksat şöyle kestik. Burada bitirdik. Şimdi bunu arkadan gizleyeceğim. İpimi gizleyip çakmamla ben ucunu alıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bir tane daha şuradan gizleyelim. Küçük bir uç kaldı. Şöyle gizledim. Bunu da şöyle birazcık sıkın arkadaşlar. Şuradan düğümümüzü atalım. Boncukları yani yerlere dökeceğim. Şöyle bakın. Düğümü yaptım. Şimdi dikimi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bunu da buradan keseyim. Çiçeğim bitmiştir. Şöyle. Şimdi dikimi ipimize takıp ortadaki boncukları dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi, iğnemi taktım. Şu ikil. Şimdi şuradan alttan batıyorum. Tam ortasına bir tane getireceğim. Şöyle. Şöyle çekelim. Şöyle ortada bir tane. Şu yanından hemen ipimizi takalım. 6 adet boncuk. 2 3 4 5 Şöyle 6 adet taktım arkadaşlar. Şöyle doluyorum. Çevresini zaten göstermiştim. Dikimde aksilik. Şöyle şu dibine tekrar batıyoruz. Şöyle şöyle çektim. Şöyle bakın canlar. Şimdi bu aralardan sabitleştirmek için arkada ipim düğüm oldu. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Hemen şu kenarından. İpim biraz uzun olduğu için de bugün de burada bir çalışma var, yani bilmiyorum neyin çalışması arkadaşlar. Biraz ses var. Kulağınızı tırmalayabilir. O yüzden kusura bakmayın. İstanbul'a kar yağacak denildi. Cumartesi günü, yarın. Hava bulutlu olur büyük bir ihtimalle. O yüzden ben de bugün şöyle gün ışığını değerlendireyim dedim. Uzarsa bu arada dedim çiçek. Çok istek var fakat ancak sırayla inşallah anlatacağım arkadaşlar. Bu çiçeğimde çok ilgi var. Şöyle sonunda şöyle bir karşıdan bir oradan şöyle sabitledim. Siz isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Farklı bir görüntü olur. İsterseniz 2 sıra, ben 3 sıra 2 sıra yapıyordum. Bunu elimdeki 3 sıra yaptım.
Şöyle arkadaşlar, tekrar şuradan battım. Bu kez de aslında 6 12 olacak ama ben 13 diziyorum. Çünkü şey geliyor, eksik. Eksik geliyor arkadaşlar benim nedense. Birazcık çok hafif böyle bir boşluk kalmasın istiyorum ben. O yüzden şöyle 6 yaptım. Şöyle 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle arkadaşlar, bunu da tekrar şöyle sehpayı, kusura bakmayın arkadaşlar, sehpayı da kolum sürtüyor. Şöyle bakın arkadaşlar, tekrar şöyle şu dibine batıyorum. Kendim bir an böyle video çekerken hissetmiyorum, o yüzden kamera açısından elimi bazen alabiliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, tekrar şöyle 2-2 aralardan 2 tane 2 tane batabilirsiniz sabitlemek için. Çektim, 1 şöyle, şurada sıkıntı oldu. Şimdi tamam, şöyle yanındakini atlıyorum, diğerine şöyle arkadaşlar. Siz de yani yetebilir. Sizin boncuklarınız yetebilir. Yani dediğim gibi aslında ilk sırada 6 tane. Ben ikinci sırada 13 tane. Boncuklarınızın boyutuna göre de. Çünkü bazı boncuklar da küçük büyük çıkabiliyor aralarından. Denge eşit dengesiz olduğu için büyüklükleri. O yüzden de yetmeyebiliyor. Siz de ona göre ayarlayın yani. Kenarlarını kapatacak şekilde. Boşluk olmasın. Sonunu da yapalım. Şimdi son katına. Ben bir önceki siparişlerimde diyorum ya, her yaptığımda farklı, illaki ufak bir farklılık yapacağım. Çünkü ben süreklilikten çok sıkılan biriyim. Yani hepsi aynı o. Şimdi ben ilk yaptığımda böyleydi. Bunu da yapabilirsiniz iki sıra. Fakat şimdi şöyle yaptım. Şöyle arkadaşlar, elime de alamıyorum. İkinci, üçüncü sıraya da 13'tü. Ben 3 tane fazla dizdim. Yani 18 ise 21 tane dizdim. Üçüncü sıraya da ben. Şöyle dizelim arkadaşlar. Son sıramız zaten. Böyle 21 tane yaptım canlar. Şöyle bak, şuradan da sarabilirsiniz, fark etmez. Şöyle sıkıştırıp gayet şu şekil, bakın. Şöyle hemen şu battığım, başlarken battığım yere iğnemi battım, şöyle çektim. Şimdi şöyle yanındakine batalım. Sabitlemek için şöyle bak arkadaşlar. 2-2 atlayabilirsiniz. Şöyle battım. Bir yanındakini atlayıp şuraya sabitledim. Bir yanındakini atladım. Şuraya. Hem o yaprak çiçeğin diyorum ben buna, yapraklı. Çiçeğin uzun yaprakları da birazcık kapanıp böyle çok papatya görünümü de oluyor. Çok güzel. Çok ben ortasına böyle birinci sevmiyorum. Şöyle canlar bakın, göstereyim. O zaten diktikçe aralardan, sabitlendikçe
düzeliyor. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle. Son yerimizi sabitleyelim. Şöyle canlar bakın. Diktim. Şuradan arkadan iğnemizi geçirip şöyle iki düğüm atıyorum ben. Polyester ip zaten yabalının 60 numarası diye tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Kesiyorum. Arkadan bitmiştir arkadaşlar. Şöyle şu uçlarından, şuralarından, şu diplerinden en son 3 yerden batıyorum. Aynı kendi ipiyle dikiyorum canlar. Ben nako pırlantayla. Şu uçlarından tutturuyorum patiğimi ayarlayıp ön kısmına. Bir de ortalarından en son 3 tane batıyorum. Bu kadar işlem arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup destek olursanız sevinirim. Anlatımlarımın devamı için inşallah. Görüşmek ümidiyle inşallah bir sefer tekrar diğer videomda. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.